Beyler bayanlar selamlar. Öncelikle girişimizi farklı bir oyunla ilgili yapıyorum. Daha sonra esas konumuzu geçeceğiz. İki gün önce Warspace adında bir oyunu tanıtmıştım size ve bunun ön satışının olacağını, daha öncesinden hayvan gibi premium passlerin yükseldiğini, burada da paket alabilirseniz alsat yapma potansiyeli olabilecek bir proje. Yani normal oyun oynarsanız ilerisini tabii ki de tahmin edemeyiz ama alsatta bile güzel bir para bırakabilir diye sizlere bu oyunu tanıtmıştım. Peki ne oldu? Satıştan sonra arkadaşlar, öncelikle şöyle bir küçük bir hatırlatma geçeyim. Satış anında tükendi arkadaşlar. Premium Pass'iniz varsa birer tane hakkınız vardı. Ama normal public satıştan girmeye çalıştığınızda arkadaşlar 2 saniye içinde tükendi. Ve 150 Vax'a bu paketi alabiliyorken şu anda bu paketleri direkt markete 900 Vax'a koyduğunuzda anında çekiliyor. Yani 6 kat para kazandırdı. Bu da Vax olarak değil, dolar olarak bakarsak 300 dolar direkt kazanabiliyordunuz arkadaşlar. Warspace ile ilgili ileriki zamanlarda da oyun açıldığında paket açılışıdır, en karlısı nasıldır, ROI hesaplamasıdır falan yine burada videolarını paylaşıyor olacağım. Ama bugünkü konumuz bu değildi. Bu sadece ne oldu ne bitti diye size küçük bir bilgilendirme yapmak istedim. Esas konumuz ise Pegaxi'den ücretsiz. Neredeyse ücretsiz diyelim. Çünkü bazı arkadaşlar ücretsizi çok yanlış algılıyor. Neredeyse ücretsiz bir kazanma yolunu göstereceğim. Aslında bununla ilgili de önceki videomda kısaca değinmiştim ama bazı arkadaşlar es geçti, dikkat etmedi vesaire. Hala cep parçanızı çıkartacak miktarda bir para çıkartabiliyorsunuz bu oyundan. Nasıl mı? Öncelikle Pegaxi'ye giriyoruz. Unuttuysanız da hatırlatayım. Matic ağında, Polygon ağında çalışıyor arkadaşlar. Polygon ağını zaten Sunflower'dan biliyorsunuzdur. Şimdi yapmanız gereken şey ne? Renting kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan Share Profit'e tıklıyorsunuz. Şu an sayfa boş çünkü herkes burayı kovalıyor. Herkes buradan bedava bir şekilde almaya çalışıyor arkadaşlar. Bir gün öncesinde denedim. Oluyor mu, olmuyor mu diye. Burada şimdi kesip geçen günkü deneyişlerimi hızlı bir şekilde, hızlandırılmış bir şekilde sizlere gösteriyor olacağım. Evet, hızlandırılmış şekli gördünüz arkadaşlar. Orada %1'lik kaptım. %1'lik kapabilmemin sebebi, %1'lik profit share kapabilmemin sebebi çok fazla kişi istemiyordu. Ve onun için yaklaşık olarak 7 cent ücret ödedim. Tabii daha öncesinde fail olan işlemler de var. Onlara da bakalım sizlerle birlikte. Bakın şurada 3 tane ünlem işareti var. Fail olan işlemlerde de neredeyse 1 cent bile ödememişim. Yani bir tanesi 1 cent ödemişim. Yani alana kadar maalesef bir maliyet olacak arkadaşlar. 1 cent, 1 cent, 1 cent kesin almak istiyorsanız da giveaway'i arttırmanız gerekiyor. Peki ne kadar arttırmanız gerekiyor? Bununla ilgili Ultimate Tool daha öncesinde chatte konuşmuştu adamlarla, takımla. Hani ben kiralayamıyorum, bir problem var, tüm işlemlerim başarısız oluyor demişti. Ve bununla ilgili de geri dönüş sağlamıştı. Eğer giveaway'i 700'e çıkartırsanız alma olasılığınız artar. Tabi 700 net bir rakam değil arkadaşlar. Bakın uyarıyorum, sonra 700'de verdim. 5 sen çekti, 10 sen çekti, boşuna paramı harcadım demeyin. Gaz mantığını biliyorsunuz. O işlemi ilk başlatıp ardından da MetaMask'te blockchain'i ilk işleten kazanır. Şimdi siz MetaMask'e derseniz benim işlemim, al şu parayı kardeşim benim işlemi en öne koy dersen, yani giveaway'i arttırırsan, bu da demek oluyor ki senin işlemin daha hızlı gerçekleşecek ve oradaki kiralık atı ilk sen kiralayabileceksin. Ne oluyor bu arkadaşlar? İsterseniz 100'de deneyebilirsiniz, isterseniz 200'de, isterseniz 700'de. Bunun net bir rakamı yok. Maalesef bunu deneyerek siz göreceksiniz. Peki genel olarak kiralık atlara bakarken
neye öncelik vermeliyim? Ya ben tamam 3-5 kuruş da olsa bir şey harcayacağım. Lan bana bunun gelişi olacak mı? Ne kadar olacak? Ve hangi oranda atlara dikkat etmeliyim derseniz de bu siteye bakmamız gerekiyor arkadaşlar. apollo.galaxy.io diye bir sitemiz var. Şurada Global Renters Shares diye bir kısım var. Burası tüm oyunu oynayan insanların kaç oranla verdiğini gösteriyor arkadaşlar. Şimdi burası çok güzel bir veri olacak bizim için. Öncelikle bakmanız gereken şey şu arkadaşlar. 0, 10, 10'a 20 kısım. 20'ye 30 kısım üstüne geldiğinde zaten gösteriyor. Yani şu 0, 10 ne demek oluyor? Profit share'i %0 ve %10 aralığında verenleri, toplam verenler arasında %32'lik bir oranı var. Ne demek oluyor bu? Atları verenlerin çoğu %10'a kadar veriyor arkadaşlar. Yani %10 sizin için normal bir rakam olabilir. Ama buradaki bu istatistiği arttıran diğer bir sebep de multi hesaplar arkadaşlar. Hesabınızda en fazla 3 tane at yarıştırabiliyorsunuz. E ne yapıyor? Adamın arkadaşı var, anası var, babası var, kardeşi var. E onun hesabına gönderiyor. %0 oranla ya da %1 oranla gönderiyor. Aslında kendisi yapıyor. E bu yüzden de buradaki bu istatistiği arttırıyor. Genel olarak bakarsanız da bir tık daha iyisi arkadaşlar %21 oranla %10 ve %20 profit share verenler. Ve biraz sonra da bahsedeceğim bir çekilişimiz var. %25 oranla direkt size at vereceğiz arkadaşlar. Birazdan daha detaylı bir şekilde ondan bahsediyor olacağım zaten. Gerisinde zaten grafikte görebilirsiniz. Daha yüksek oranları almak için ise yapabileceğiniz birkaç şey var arkadaşlar. Play to earn oyunlarında yavaş yavaş guildler oluşuyor. En büyük, en bilinirli zaten hemen şuraya yazalım. Yield Guild Games diye geçiyor. Bunlar hatta kendi token'ını çıkarttı. Konumuzla alakasız ama bir ek bilgi olarak vereyim dedim. Bu şekilde guild oluşumları, topluluk oluşumları oluşuyor ve hepsi bir araya gelip işte kendi arasında bir yapıyor, kendi guild üyelerine at veriyor vesaire vesaire. Siz de bu guildlere başvurularınızı yapabilir. Sadece bu oyunda değil, diğer oyunlardan da para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Scholarship arıyorsanız. Diğer yapabileceğiniz şey şu arkadaşlar, Pegaxi'nin kendi sitesine girebilirsiniz. Ve burada neredeydi? Ha, Scholars kısmına girip buradaki arkadaşların yazdığı gibi bir kendinizi açıklayacak bir CV oluşturursunuz. Neyi açıklıyorsunuz arkadaşlar? İşte isminiz, yaşınız vesaire. Daha önceki oyun experience'larınız, deneyimleriniz ve aynı şekilde de neden Scholar'a başvuruyorum? Günde kaç saat oynayabilirim? Gibi güzel bir CV hazırlayıp buraya yazarsanız buradan da dönüş olabiliyor. Buradan da size paylaşabiliyorlar arkadaşlar. Üçüncü seçeneğiniz ise arkadaşlar biraz önce söylemiştim ya %25'lik Ultimate Tool 3 tane at verecek %25 oranla. Discord'uma katılıp buradaki hemen sol taraftan çekiliş Pegaxi kısmından çekilişe katılmak için tıklaya basarsanız çekilişe katılmış olacaksınız. Bu çekilişe katılmanı İçinde bir gün süreniz kaldı. Videoyu sonradan izleyenler geçmiş olsun. O yüzden ne diyoruz? Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Çekiliş sonuçları ise burada açıklanacak. Ben de buraya yazdım, ben de katıldım vesaire falan diye ama hani bazı arkadaşlar kızgın surat atmış bana. Tabii ki de geyiğine katıldım arkadaşlar. Yoksa bana çıksa kullanacak değil. Mutlaka başkasına vereceğiz. Neyse, konumuza geri dönelim. Her şeyi yaptınız, atı buldunuz. Peki bu size yaklaşık olarak ne kazandıracak? Arkadaşlar, atlar ortalama olarak 200 civarında Viz kazandırıyor günlük. Ve bu da %25'lik payla derseniz hani 50 yapar günlük 2 dolar gibi bir para bırakır size. Evet çok fazla bir para değil bu. Öyle ahşam bir şey değil ama bedava oynayarak zaten çok daha fazlasını kazanmayı beklemeyin arkadaşlar. Hani yatırımsız güzel bir kazanç elde edebilirsiniz. Ha guildlerden 3 tane alırsınız. Bu sefer sizin payınız ne olur? Bu sefer sizin payınız atıyorum 150 olur. Günlük 6 dolar kazanırsınız. Aya vurduğunuzda 180 dolar yapar. Tabii ben şu anda minimumdan hesaplıyorum arkadaşlar. Ve coin'de tekrar daha %10 düştü. Bu coin ileriki günlerde daha da yükselebilir. Kazancınız daha da yüksek olabilir. Ya da atınız daha fazla yarış kazanır. 50'den de fazla çıkartırsınız. Bu artık size verilecek at ve sizin kimden kiracağınız arasındaki ilişki, oran vesaire gibi birçok duruma göre değişiyor. Ben size genel fikri verdim. Bundan sonrasının araştırması tamamen sizde arkadaşlar. Oyunu oynamak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Oyun içinde ekstradan bir para ödemeniz gerekmiyor. Ama tabii ki de kiralama işlemini yapmak için sizden cüzdan bir miktarda matik alacak. Bunu da unutmayın. Çekilişe kazananlara şimdiden bol kazançlar diliyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.